Bir fırtına tuttu bizi, deryaya kardı. O bizi kavuşmalarımıza yarim mahşere kaldı. O bizi kavuşmalarımıza yarim mahşere kaldı. Öyle yarım kalmak da varmış. Yıllar sonra döndün o adaya. Diye geldik. Allah'ım yarabbim. Sen üşürsün diye şey ettik. Ye. Ay sol omzum. Gel hadi gel şöyle gel. Pençe yemedim inşallah. Gerisi. Dur şöyle. Yemedin bir şey. Yok bir şey. Yok ayı. Aa. Ayı. Geleceğinden neden haber vermedin ya? Geleceğini bilseydim. Ben öyle ani hareketleri severim. Alper ya. Biz sevgili olsak ya. Olur, olur. Ama bir saniye. Peki sen, hani ben bir kızla beraber olmadan önce sana soracağım diye söz vermiştim ya. Biz biricikle sevgili olacağız. Bak sonra sözünü çiğnedi falan deme, tamam? İzin vermiyorum. Nasıl yani? Sordun, hayır dedim işte. Olamayız. Niye? Melisa izin vermiyor. Ne? Ben de bir yere oturayım şöyle falan. Evet, yeni misafirlerimiz de geldiğine göre eğlence yeniden başlasın o zaman. Hadi bakalım. Pastamız yok. Olsun, biz de ateşbaşı oyunlarla devam ederiz. Ben Melisa'yı kandırırım. Buna kimse dayanamaz. Ben dayanamıyorum da. Onu biraz zor ikna edersin. Hiç içimden gelmiyor benim oyun oynamak. Gelir gelir. İçinden gelir. Hadi doğruluk mu cesaret mi oynayacağız? Başlıyorum. İdil, önce sen. Doğruluk mu cesaret mi? Doğruluk. Peki. Adada kaç tane erkeğin kalbini yaktın? İsim ver. Hat. Bilmem. İlgilenmediğim insanların hislerini umursamıyorum. Peki. Devam ediyorum. Melisa, doğruluk mu cesaret mi? Cesaret olayımız bu. Ya da siz bana abuk subuk bir şeyler yaptırırsınız ya.
Gece gece dereye sokmuştun, hatırlıyor musun? Bu ne ya? Doğruluk. İyi, o zaman tamam. Burada birinin gıcık olduğun huyunu söyle. Senin. Senin hayatı hafife almana gıcık oluyorum. Peki. Devam. Benim için de denebiliyor mu o? Ya sıra girebiliyor mu bana? Bilmiyorum, bakacağız artık. Poyraz abi sen de. Doğruluk mu cesaret mi? Hadi cesaret. Peki. Buradaki kadınlardan birini öp. Ya çocuk muyuz biz? Hiç gerek yok. Hayda. Ne hayda? Anne saçma sapan bir oyun. Ne yapıyorsun? Ay, neden? Sen neden geldin ya? Kızım bak. Allah Allah. Seni de dördün ya. Sen bir kendine gelsene. Gerçekten üstüme geliyorsun. Yeter ya. Yeter artık. Yeter artık. Ya ne yeter artık? Hayır, gel. Yeter. Evet, gerçekten yeter. Bu kamp benim mutluluk anılarımdı, huzurlarım. Geldin, her şeyi mahvettin. Haziran hiçbir şey mahvetmedi. Bir daha sakın onu suçlama. Çok sert çıktın. Sert falan çıkmadım. Bir daha kimse Haziran'ın kalbini kırmayacak. İyi. Keşke hiç gelmeseydin. Haziran. Senin bir suçun yok. İyi ki geldin. Poyraz! Poyraz uyan! Poyraz! Poyraz uyan! Dün bu otelden gönderdiğim müşteri var ya hani. Ne oluyor ya sabah sabah? Ya onu dövdüğünü söyleyip video yayınlamış. Baksana. Benim sinirimi daha fazla zorlama. Çık git buradan. Ya bela mısın sen? Hadi. Otelden çıkarken beni takip edip darp etti. Hastaneye gittim. Kolumda çatlak var. Böyle bir şey nasıl olabilir ya? Bana niye soruyorsun? Ben adama elim bile kaldırmadım ki. Ya bak ister inan bana, ister inanma, tamam mı? Ben kaba bir adamım, ters bir adamım ama hiçbir zaman şiddet meraklısı olmadım. Ben sana inanıyorum. Niye ters ters bakıyorsunuz ama? Çünkü bana kendini savunmana kızdım, o kadar. Ya bu adam niye yalan söylüyor? Hayır yani otelle uğraşmakla ellerine ne geçecek ki, ben hiçbir şey anlamadım. Benim bilançolarımı çalan şerefsizin eline ne geçtiyse aynısı geçecek. Kesin o pislik şirketin işi bu. Ben krediyi ödeyemeyeceğim. Onlara mecbur kalacağım araziyi satmak için. Bütün amaçları o yüzden uğraşıyorlar bende. Şerefsiz herifler. Alıyorum hanımefendi. Evet, teşekkürler. İyi günler. Rezervasyon iptaline yetişemiyoruz. Yani millet tatile gelip de dayak yemeye meraklı değil anlaşılan. Vurmuş mu? Görkem ne diyorsun? Görkem sen de böyle dersen biz insanları nasıl ikna edeceğiz? Yapma. Bak şu iptal için arayanlar var ya, onlara de ki biz sizin odanızı birkaç gün boş ücretsiz tutacağız de, tamam mı? Fikirlerini değiştirecekler. Nasıl olacakmış o? Bilmiyorum, nasıl olacak bilmiyorum ama bir şekilde olacak.
Nehir, Nehir sen de şu adamın adı, soyadı, telefonu, nesi varsa artık, mail adresi hepsini bul bana gönder, tamam mı? Tamam. Bir de dün bu olay olurken kimler vardı etrafta? İşte ben vardım, Ateş vardı, Hakan abi, bir de birkaç müşteri falan. Murat haklı. O otel yapmak isteyen pisliklerin işi bu. Hadi, hadi devam ki, hadi işe bütün. Titi olmuşsunuz, otelde kavga, dayak. Sağ ol Biricik. Başka bir kara haberin falan varsa onları da ver, tam olsun. Ne bileyim, reklamın iyisi kötüsü olmaz. Gerçi bunun olur, haklısın. Polise itiraf ettin mi? Nasıl itiraf edeyim Biricik? Ha? Bilançolarımı çalan şerefsizlerin işidir diye delirdi. Ya beni asla affetmeyecek, ama asla affetmeyecek. Neyse tamam, ben şimdi bunu düşünemeyeceğim. Benim oteli kurtarmam lazım. Vapur 2 saate kalkıyor. Kimseye görünmeden git, ben iskelede bulacağım seni. Sen yaptın. Neyi ben yaptım? Beni aptal yerine koyma, tamam mı? O adamı müşteri gibi gönderdin. Sonra bilerek kavga çıkardı. Sen de kameraya çekip manipüle ettin durumu. Aa yok artık, bu kadarını da kabul edemeyeceğim. Ben burada oturmuş sessiz sakin batmanızı bekliyorum ya. Bana yalan söyleme. Bunları söylemek için mi aradın beni? Hadi canım, hadi. Ya senin hiç mi vefa, hiç mi arkadaşlık gibi duyguların yok? Poyraz senin arkadaşın ya, arkadaşın. Bana bak, benim arkadaşımsa senin de sevdiğin adam. Dün gece Poyraz'a nasıl baktığını gördüm. Benim üzerime gelme Haziran, tamam mı? Senin benden daha fazla kaybedecek şeyin var. Tansiyonu normal Ali'ye teyzeciğim. Oh, iyi. Kampta bir şey mi oldu? Poyraz ben üzülmeyeyim diye söylemiyor ama ben hissediyorum. Otelle alakalı bir sıkıntı varmış galiba. Onu saklamıştır senden. Hı, büyük bir şey miymiş? Bilmem. Yani Haziran zehir gibi kız, Haziran çok becerikli demeyi biliyorlar. Çözsün o zaman Haziran. Sen buna mı üzüldün? Aliye teyze, sana bir şey soracağım. Sen Poyraz'ı herkesten daha iyi tanıyorsun. Poyraz o kızı sevebilir mi? Gerçekten böyle bir şey mümkün mü? Şimdi sevse bile ileride nefret edecek. Ama benim kalbimi kırdıktan sonra ne önemi var? Kampta herkesin içinde o kız için bana bağırdı, biliyor musun? Yavrum, sen benim yaralı torunumdan vazgeçme. Oğlum birini sevdi, karışmadı. Ama bu sefer sessiz kalmayacağım. O kadar söylüyorum. Poyraz abi. Efendim Poyraz. İdil, senden bir şey isteyeceğim. Tamam, olur, iste yapayım. Şu herif var ya hani, onu dövdüğümü iddia eden. O kolunu nerede kırmış, nasıl kırmış öğrenebiliyor muyuz? Tamam, öğrenirim. Sen bana ismini, soy ismini mesaj at, ben de hastanelere sorarım. Tamam, ben Nehir'den öğreniyorum şimdi bilgileri. Mesaj atıyorum sana, tamam? Tamam, bekliyorum. Poyraz esiyor. Kız bak böyle gözün belerte gene. Yani benim de zaten ödüm şeyimde atıyor. Sen bakmıyorsun. Melisa Alper'le benim sevgili olmama izin vermemiş. Ona neymiş? Ona soran mı varmış? Var. Biliyor musun, Alper gidip sormuş. Melisa'ya sormadan bir şey yapamam, ona söz verdim dedi. Kız tam görünce desene. Görünce hangisiydi? Görünce, görmeyeyim ömrümce. Rahmetli halam öyle derdi. Çok çekti yani. Görüncelerinden çok çekti. Yani? Kız, damadın kız kardeşinden vurma bilezik. Damadın kız kardeşi. Gülelim. Melisa'yı ikna edersem Alper'le aramda hiçbir engel kalmaz. Ben biberi çay yapacağım kendime. Hoş geldin gaddar kız. Adada olduğunu duymuştum.
Hoş bulduk Aliye teyze. Geçmiş olsun. Ağzın tatlansın. Bırak Allah aşkına. Ölsem umurunda olmazdı. Beni de kalpsiz mimledin ya. Canın sağ olsun senin. Gerçekten çok sevindim iyileşmene. Sonuçta annemin yadigarısın. Sen yadigar kıymeti bilir miydin? Haziran nasıl bir yerde yaşıyor ona bakmaya geldim. O sefil evi gördüm. Seni de ziyaret ettim. İnsanlık görevimi yerine getirdim. Görüşürüz. Borca batmışsın. Nereden biliyorsun? Kızın da borçlarını kapatmak için otel işletmeye başlamış. Haziran mı söyledin? Yok, hayır. Torunun dedikodu yaptı o zaman. Poyraz hiç kimse hakkında konuşmaz. Demek ki bu huyu annesine çekmiş. Ama diğer bütün özellikleri aynı babası. Onun gibi böyle hayalperest. Madem konu açıldı, Poyraz'ın kızıma karşı ilgisi olduğunu fark ettim. Babasının düştüğü hataya düşmesin. Sen bir el atıver bu işe. Senin bu konuyu açmaya hiç hakkın yok. Ben iyi niyetimden konuşuyorum. Yoksa Poyraz kim, Haziran? Sen kimsin? Hırsız. Ben hırsız değilim. Eski defterleri açtırma bana. Bu yalanlarla kızımı bana karşı kışkırtmak istiyorsan eğer... Sen de kızın da benim hiç umurumda değilsin. Hadi git. Git, gözüm görmesin seni. Annemin hatırası olmasa... Sana gereken cevabı verir. İyi günler, geçmiş olsun. Nasılsın? Başım çatlıyor ya. Çok. Bak, Alper sana ne dedi bilmiyorum ama... ben dün gece biraz saçmaladım. İçki içmeye alışkın değilim, mazeretim de bu. Tamam, ya olur öyle şeyler. Bak ben de ilk içtiğim zaman böyle... Anla, dinleme modunda hiç değilim. Alper'le ne istiyorsanız onu yapın, ben hiçbir şeye karışmıyorum. Yo, yani karışabilirsin. Sonuçta siz en yakın arkadaşsınız. Tabii ki karışabilirsin. Benimle de yakın arkadaş olur musun? Olamam. Yakın arkadaş olmak için ya mecburen 20 seneyi birlikte geçireceksin... ya da ruhlar benzeşecek. Bizde ikisi de yok. Uzak arkadaş kalalım. Hayır, ben sana kendimi sevdireceğim. Ben... seni zaten seviyorum Biricik. Oldu mu? Kapandı mı konu? Süper. Poyraz, nasılsın? Poyraz, merhaba ablam. Poyraz, sen ne yaptın be oğlum? Fatih abi, ben bir şey yapmadım. Yapmadım diyor, sen yapmamışsındır. İnsan videoyu görünce kafası bir gidiyor. Video demek, kanıt demek. Fatih abi. Sen yaptıysan haklısındır oğlum. Güvenim tam benim sana. Seni. Adadaki bütün hastaneleri, sağlık kabinini, sağlık ocağını aradım, konuştum. Dün gece öyle isimde biri gelmemiş. Eminiz değil mi İdil? Ben senin için sallapati yapar mıyım? Tabii ki eminiz. Adam yalan söylüyor. Kolunu falan sargıya almamışlar. Ben biliyordum zaten böyle bir şey olduğunu. Sağ ol İdil. Ne demek? İstanbul'un en önemli iletişim ajanslarında arkadaşlarım var. İnternette bu karalama kampanyasını nasıl tersine çevirebiliriz diye güzel fikirler veriyorlar. Beni doğduğum günden beri tanıyan insanlar bana güvenmiyor. Yani binlerce insan nasıl ikna edeceğim? Nasıl yani? Adalılar o adama mı inandılar? Hmm.
İnsanların bazen kafası karışabilir. Yani normal bu. Haziran, ben tanıyıp bildiğim insanlara sonuna kadar güveniyorum. O yüzden karşılık olarak ben de aynısını bekliyorum. Tamam. Tamam, sen şimdi bunları düşünme. Biz önce şu sorunu bir halledelim. Biz bu sorunu nasıl halledeceğiz peki? Ha? Ya adam yok oldu gitti bir anda, görmüyor musun? Tıpkı o bilançolarımı çalıp kaçan şerefsiz gibi kayboldu gitti ortalıktan, yok. Her şey için sağ ol. Ne için? Bana inandığın için. Sağ ol. Görkem mi? Hı. Hani şu Poyraz'ın dayak videosu var ya. Annem, ben o konuyu tükettim. Benim de başka ne var? Ama bende daha değişik bilgiler var Görkem Bey. Hani o mağdur var ya, mağduru ben Taksim'e aldım. Ne? Kızıkta pansiyona kadar ben götürdüm Görkem Bey. Ben görgü tanığı sayılırım. Annem, kalk yerine yat. Sen tavuklar gibi bu ilginin içine mi yattın? Şuursuz. Vallahi billahi var ya, bas gaza devam ki. Bana senden 20 lira çalışıyoruz. Gerçekten. Tamam. Alo, Haziran. Şu adam yok mu, suratsız? Evet, videodaki. Hangi pansiyonda o? Kısıklı. Kısıklı. Ne? Videoyu yayan adam hala adadaymış. Nerede? Görkem, hangi pansiyon dedin? Kısıklı mı? Poyraz, dur beni bekle. Görkem, ya Görkem sen de bir kapat, tamam. Poyraz, beni bekle diyorum sana, dur. Ya Poyraz, beklesene, beni almadan gidemezsin Poyraz. Nereye gidiyorsun? Bu kısıklı pansiyonu nerede? Marina'nın ilerisinde. Ne oldu ki abla? Derdin ne benimle? Poyraz! Poyraz dur! Dur, sakın yapma! Ziran, sen çekil karışma. Hayır, bak bu zamana kadar doğru olanı yaptın. Şimdi öfkene yenilip yanlış bir şey yapmana izin vermeyeceğim. Kolum. Kırık kolum acıyor. Kolun kırık. Öyle ne mi? Yapıyorsun? Ha? Kolun mu kırık? Ha? Kolu kırık falan değil. Hastaneye bile gitmemiş. Her yeri sordurdum. Hep bir şey ispatlayamazsınız. Ben vazgeçtim ya. Sana karışmıyorum. O zaman sen yavaş yavaş kamyonete git. Çünkü birazdan olacakları görmek istemezsin. Aynen. Ne yapacaksın bana? Poyraz, yani zaten olan oldu. Sen dövdün diye bütün haberler çıktı. Otelin itibarı da sarsıldı. İçinden nasıl geliyorsun? Yani ben şimdi bu herifi gerçekten dövsem, bütün kemiklerini kırsam fark eden bir şey olmayacak değil mi? Hiçbir şey fark etmez. Dur tamam. Tamam. Arazimi almak isteyen şirkette çalışıyorsun değil mi sen? Benim bilançolarımı da sen çaldın değil mi? Bilanço falan bilmiyorum ben. Hiç kimse için de çalışmıyorum.
O otelde eğer kavga çıkarıp yayınlarsan 5.000 lira para vereceklerdi bana. Kim verecekti sana parayı? İsmini bilmiyorum. Lan yalan söyleme bana, kim verecekti? Gerçekten bilmiyorum, internetten buldular beni. Gerçekten bilmiyorum. Poyraz, Poyraz tamam sakin ol, daha fazla sinirlenme, hadi gidelim. Seni kiralayanlara söyle, seninle iletişimine geçerlerse sen beni ara, tamam mı? Ben sana daha fazla para veririm. Her şey gerçek dışıdır. Sandal Ağacı Otel sadece müşterilerin huzurunu düşündü. Yani tek suçu budur. Ve buradan hakkında yalan söylediğim Poyraz Özgür'den özür dilemek istiyorum. Affedersin. Yine gerçeği söylemedi ki, ne işe yaradı bu şimdi? En azından otelin itibarı kurtuldu. Hem o adada senden şüphe edenler de utanmıştır artık. Haziran. Bana başından beri bir tek sen inandın biliyorsun değil mi? Çünkü sen de bana inanmıştın. Hatırlıyor musun? Kendini savunmana gerek yok. Ben sana güveniyorum demiştim. Zira mı? Çocuklar! Çocuklar! Telefonlara, rezervasyonlara yetişemiyorum. Vallahi billahi böyle bir şey olamaz. Oh. Bizi yine elemanlar lazım ama kalifiye. Bir de diyorum ki şu sahile şey yapalım böyle. Localar birkaç tane. Cibinlikli. Var mı böyle rustik Osmanlı yastıklar yine pasyalarda onlarda. Ne diyeceğim ayol? Bunları zenginlere kakalayalım. Çocukla aile istemiyorum burada. Gerçekten. Çoluk çocuğa hiç gerek yok. Burası yetişkin oteli olsun. Misler gibi. Ay bir de çocuklar. Bana çocuklar ne diyorlar biliyor musun? Amca diyorlar. Ben hangi ara amca oldum ayol? İnanılır gibi değil. Hakine telefon çal. Of. Biricik, ben duygularımı bastıramıyorum. Ne oldu Bayan İrade? Böyle kalbimden yukarı doğru yükseliyorlar gibi oluyor. Sonra ben bastırmaya çalıştıkça boğulacakmış gibi oluyorum. Biricik. Ben Poyraz'ı seviyorum. Ama bunun böyle romantik ortamlarla, adayla, yıldızlarla falan hiçbir alakası yok. Sadece o. Sadece Poyraz. Ben onunla kutuplarda da tanışsam, çölde de tanışsam yine aşık olurdum. Biliyordum ben, bak demiştim. Aşık Haziran kuşum benim. Ne yapacaksın peki? Öyle kendimi akışına bırakacağım. Artık rüzgar nereye sürüklerse oraya gideceğim. Hem zaten Aliye teyze hatırlıyor olsa ya da duymuş olsa söylerdi değil mi? Yani şimdiye kadar söylerdi. Zaten yakında onun başına açtığım belalardan da kurtulacağız. O zaman geçeceğim karşısına. Bak ben bunu yaptım. Ama yaptıklarım için o kadar çok pişman oldum ki telafi etmek için her şeyi yaptım diye anlatacağım. Beni seviyorsa affeder. Affeder değil mi Biricik? Ya sen böyle tatlı tatlı bakınca tabii ki affeder. Hem zaten benim isim bilekliğim varken her şey daima kötü gitmez. Gidemez yani. Aynen öyle. Poyraz'a aşık olduğumu söyledim.
Bu bir yalan değil. Artık zamanı geldi Azorba. Biraz konuşabilir miyiz? Olur. Festivalindeydik. Önce geldi beni öptü. Sonra ben geri geleceğim dedi. Vapura bindi ve gitti. Adaya gelmeden önce yaşadığı şehre gitti. Bir daha hiç geri gelmedi. Babam da bir gece onun adını tekneden kazıdı. Bir yıl sonra da fırtınalı bir havada denize açıldı. Tekne devrilmiş. Önce tekneyi çıkardılar. Sonra da babamı. Hiç görmedim. Bunu adada herkes biliyordu zaten. Ama ben kimseye anlatmadım, anlatamadım. Senden önce hiç kimseye anlatmadım. Sen bana demiştin ya ben bu odada kimse için özel değilim diye. Sen benim için çok özelsin Azira. Çok özelsin. Ben sana bir şey almıştım. Hemen getireyim. Ama sakın gitme, tamam mı? Gitmem. Bekle. Boy.
Hoyraz. Babaanne, ben sana yarın her şeyi anlatayım mı? Şimdi anlat. Ne konuştunuz Haziran'la? Annem anlattım ona. Aliye teyze. Haziran. Aliye teyze, senin ne işin var burada? Senin yatakta olman lazım. Senle Poyraz'dan olmaz. Aliye teyze, sen ne diyorsun? Sen sus. Sen sus. Beni bir dinle. Başucumda o söylediklerini hep duydum ben. Torunumun başını ne belalar açtığını biliyorum. Pişman olmuşsun, geriye saymaya çalışmışsın. Ben seni affettim gitti. Poyraz affeder mi? Affeder. Affeder, ben affettiririm kendimi. Siz bana bir şans verin yeter. Ben sana 50 tane şans veririm çocuğum. Ama Poyraz vermez. Sana annesini anlatmış. Peki Ayten'in defalarca buraya geldiğini, mektuplar yazdığını, ağlayıp sızlayıp af dilediğini de anlattı mı? Hiçbirine cevap vermedi. O küçücük yaşında kestirip attı. Poyraz öz annesini affetmedi. Seni mi affedecek? Olmaz. Sen de mutsuz olursun, o da mutsuz olur. Ben ölümlerden dönmüş bir kadınım çocuğum. Buna izin vermem. Veremem. Haziran. Haziran. Kız bana bak. Bu ada otlarına bayıldığımı şehirde kimseye söylemek yok, parçalarım. Beni uzak durumuz falan aşık sanmaya devam ki. Görkemciğim, bizim ada işte böyle çarpar adamı. Diyorsun. Beni gerçekten çarptı. Kendi mekanın yok mu oğlum? Neden buraya dadandın? Ya kızım, keyif kaçırma hemen ya. Bak, kutlama yapıyoruz şurada. Ya sensiz olmaz dedik, aradık. Olmaz çünkü. Bana da koyar mısın bir tane ya? Peki tabii. Tabii. Bence bizden olur. Hı. Olur sanki. Ben gerekirse herkesi ikna ederim.
şey mi oldu? Haziran. Melisa? Neredesin? Evde misin? Haziran otelde görünce buradasın sandım. Haziran orada mı? Nerede Haziran? Şu tarafa doğru yürüdü. Haziran ne oluyor? Ne oluyor? Niye kaçıyorsun? Kaçmadım. Ben otelde yapmam gereken bir iş olduğunu hatırladım. Bir acentanın rezervasyonlarını... Haziran şimdi de kelimelerinle kaçıyorsun benden. Ben arabaya gittikten sonra bir şey oldu. Ne oldu söyle. Haziran bana doğruyu söyle. Bak bir şey olmuş sana. Ben yokken bir şey olmuş, anlamadığım bir şey oldu. Ya bir şey seni sanki almış başka bambaşka bir kıyıya bırakmış gibi. Biz bahçede çok yakındık, çok samimiydik. Ne oldu bir anda nasıl oldu da uzaklaştın sen benden? Sana öyle geliyor. Sana öyle geliyor. Cevabı olmayan kişilerin kullandığı cümle değil mi bu? Sen söylemiştin bana. Bugün uzun bir gündü ve ben artık evime gitmek istiyorum. Haziran ben sana kalbimi açtım. Biz orada bahçede çok güzel bir şey yaşadık. Çok güzel bir anı paylaştık. Ne yaşadığımı biliyorum, ne konuştuğumu biliyorum. Tamam. Peki o zaman ben sana neden kaçtığımı anlatayım. Her şey o kadar hızlı gelişti ve ciddileşti ki ben korktum. Tamam mı? Korktum. Böyle şeyler bana göre değil. Yani ben bir yere bağlanamam, bir kişiye bağlanamam. Biz ne güzel beraber çalışmayı öğrendik. Otelde işler yoluna giriyor. Böyle duygusal olaylar yaratıp bunu bozmaya gerek yok. Duygusal olaylar. Hı hı. Aynen öyle. Biz yine eskisi gibi olabilir miyiz? Böyle profesyonelce çalışan iki yabancı halimize dönebilir miyiz? O halimize. Olsun.
Ben de Haziran iyi kız, şahane kız, aman gitmesin diyordum ya. Ya meğer hiç tanımamışız biz kızı. Şımarık, yüzeysel, aptal bir plaza kızından başka hiçbir şey değilmiş. Düzgün konuş arkadaşım hakkında. Haziran hiç öyle bir kız değil. Bırak ya, duyduk işte. Ya ama onun da kendince sebepleri var. Ne sebebi ya? Ha? Ne sebebinden bahsediyorsun Biricik? Bak, ben Poyraz'ı çocukluğundan beri tanırım. Şurasında hissetmese, emin olmasaydı Haziran'a kalbini açmazdı. Senin de arkadaşın, benim kardeşim kalbini kırdı, onunla oynadı. Bak benim arkadaşım senin arkadaşınla oynamadı. Biricik, bak Haziran'ı savunmaya devam edeceksen lütfen konuşmayalım. Ya savunurum tabii ki. Benim kuş yürekli arkadaşım bir hata yaptı. Sonra onun vicdanıyla... Ne vicdanı ya? Ne vicdanı? O ne anlar vicdandan? Ya anlamasa eğer Poyraz'ı batırdıktan sonra arkasını döner giderdi. Ama burada kaldı. Hatasını telafi etmek için burada kaldı. Bir dakika, bir dakika. Poyraz'ı Haziran batırdı derken ne demek istiyorsun anlamadım ben. Nasıl yani ha? Yoksa o bilançoları bankaya Haziran mı gönderdi? He? Poyraz. Ben seni kırmak istemedim. Burak, bu tekne falan bir şey demiştin ya bugün. Neydi o? Birkaç müşteri sordu abi o tekneyi kiralamak için. Haziran abla Poyraz teknesini kiralamıyor deyince... Ya tamam, kiralamıyorum da. Ben onları güzel koylara götüreyim istiyorlarsa. Sen bir sor. Tamam, söylerim ben. Bizim koyumuz ama. Biz derken? Biz diye bir şey mi var artık? Var. Yani... ortak olarak var. Ortak olarak. Yani sen biraz önce dışarıda söylediklerinde gerçekten ciddiydin. Evet. Bu cinslerin gerçekten. O zaman aramızda bir şey yok. Biraz sonra olacaklardan sonra da hiçbir şey hissetmeyeceksin. Öyle mi? Ne olacak ki? Sana bakmak insanın ömrünü uzatır. Geç karşıma da birkaç yıl eklensin hayatıma. Sen geçerken ayrılık zırhını kuşanır. Çek aşkını da canın pahasına, savaş şununla. Çift gökkuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelip buzullar erir sen bana yürüyünce. Çift gökkuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelip buzullar erir sen bana yürüyünce.